kaç oldu? Ha, Süheyla Hanım, ben bulaşıkları boşalttım, kirlileri de koydum tekrar, mutfak tamam. Oh, mis gibi de kokuyor ha. Aa, bir de çorba mı yaptın sen? He, yaptım vallahi sıcak sıcak içeriz diye. Birazını da Yavuz Bey'e götüreyim dedim, hasta olmuş da. Hasta mı olmuş? Aa, ben sabah gördüm gayet iyiydi. He işte, yani bu yeni virüs çok fena. Sabahtan vuruyor, öğlene yatırıyor yani. O yüzden dedim bir kap çorba getireyim insanlık namına. Ha. Hani sen haz etmiyordun bu adamdan, ha? Ne oldu şimdi çorba falan götürüyorsun? Yok, haz etmiyorum zaten. Yani onunla ilgisi yok. Ben sizin için diyorum Süheyla Hanım. Sonuçta dip dibe yaşıyorsunuz. Allah muhafaza şifayı kaparsınız. Sonra yani eşinizin ortağı yani demez mi hasta olduğumu duymuş bana bir kap çorba getirmedi gibisinden. Yoksa yani bana ne Yavuz Bey'den. Onu götüreyim istedim. Bunu götürmüşken de bir bilemediniz iki saatte bir işim vardı. Tabii, tabii, tabii doğru. İyi düşünmüşsün. Hatta spa'ya da git, masaj yaptır. Yok. Benim adımı falan ver, böyle yardım etsinler sana. Ha? Ne dersin? Hayriye'cim, sen daha yeni izin almadın mı? Ha? O zaman halletseydin işlerini. Hiçbir yere gidemezsin. Ama çorbayı götüreyim bari. Kerim gelecek birazdan, o götürür. Dertler olası tuttu. Ay 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 ay. Dedim kraliçem ne ister, çay mı kahve mi karar veremedim. İkisini birden yaptım vallahi. Süheyla Hanım ya, yani benim sizden istediğim izin saat aralığı uzaydan baktığınızda kum tanesi kadar bile değil yani. Çok kısa bir zaman o. Yani bir ila iki saat. Vallahi de billahi de normalde izin isteyen biri değilim ama çok önemli. Peki tamam. Heh. Kabul. Heh. Ama fazla oyalanmak yok. Yo yo. Giderken Yavuz Bey'in çorbasını da götürürsün hem. Ha, tamamen çıkmış aklımdan, her anda veririm. Kahveyi koy. Heh. Çayı da bıraksan. Evet, tamam. Çikolata? Onu da bırak. Oyalanma hadi. Tamam. Ne? Afiyet olsun. İki kaşık şeker koyuyordun değil mi? Ha, ben unutmamışım. Evet, iki kaşık rica edeceğim. Yaptırdın ya bana. Al buyur. Ay kahve yapanların çok olmasın. Ay mis gibi de kokmuş ha. Hı. Hı. Çok güzel olmuş valla. O mis mis. Ellerine sağlık. Hı. E bir şey anlatacaktın. Hayat memat bir şey diyordun. Ne bu kadar önemli olan? Buradayım. Dinliyorum. Evet. Evet. Şöyle ki. Evet. Ablam. Ne oldu Songül'e? Çok hasta. Yine mi? Ya, yine. Ha. Efendim Kerim. Ha, eve gelip seni görecektim ben de aslında ama şirkete geçmem gerekti hemen. Ben de bir arayıp sesini duymak istedim. He, iyi etmişsin, iyi etmişsin de benim biraz acelem vardı. Sonra konuşalım mı? Olur, olur tamam. Ama şey diyecektim ben aslında sana. Annem seninle tanışmak, konuşmak istiyor. Ne? Yani çok merak ediyor seni. He, olur konuşuruz yani genel hep beraber. Benim şu an acelem var, kapatmam lazım. Bay bay. Tövbe yarabbim, bir de başımıza nasıl çıktı? Heh. Hayrola? Gene kapımdasın. Konuşmamız gereken konular var. Benim de dışarı çıkmam gereken durumlar var. Ne oldu, daha bugün konuşmadık mı ya? Pişman mı oldun sen, ne oldu? Evet, sana şimdi bir şey dedim ama... Ya benim seninle konuşmam gereken konu çok önemli. Hayat memat meselesi yani. Hı. Bu ne?
Çorba içer mi? Sıcak da. İstemem. Yemeğe çıkacağım ben. Duydum onu. Jüride ile gidiyormuşsun. Maşallah hiçbir oyun atlamıyorsunuz. Ne kadar konuşacağız bunda? Hı? Sana ne? Çık hadi. Çık gitmem lazım hadi. Ya 5 dakika. Koskoca ömründen bana ayıracağın 5 dakikan yok mu ya? Tamam Hayriye tamam. Heh. 5 dakika. Ama böyle stres oldum, dilim damağım kurudu. Bir kahven içelim. Kahve mi yapayım şimdi sana? Taş atacaksın, kolun yorulacak sanki. Düğmeye basacaksın, çıkacak kahve. Efendim? Cildeciğim? Evde misin? Sana bir uğrayayım diyorum. Yok tatlım. Çıkıyorum ben şimdi. Randevum var. Aa, randevum var ha? Kiminle? Yavuz'la. Biz yemeğe gidiyoruz bugün. Ya, demek Yavuz'la. Ama şey, benim bildiğim Yavuz Bey hasta. Yani hatta... Hayriye ona çorba götürdü. Allah Allah. Sabah gayet iyiydi. Ben de öyle biliyorum ama işte hastaymış. Hatta dur bakayım. Bekle. Bir saniye. Ha işte arabası da burada. Aa ne diyorsun ya? Şansa bak yani aslında aradım az önce de açmadı. Tamam ben bir de arayayım o zaman. Tamam. Bana da haber ver. Of ya. Ne yapsam ki? Aman ya. Of ya. İşte böyle. Arada bacağına kramplar giriyor. Aramızda kalsın. Doktorlar magnezyum eksikliği var diyor. Çok zor. Yani böyle arada belinden çekiyor, sonra bacağını uzatıp dinlenince geçiyor. Varisi var. Bacağını uzatınca gördüm. Yani böyle bir şey nasıl söylenir ki birine? Ne anlatıyorsun sen Hayriye 2 saattir? Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Yok kramp girmiş, yok bacağı çekiyormuş, magnezyum. Sen delirteceksin en sonunda beni. Delireceğim ben vallahi bak. Yeter, hadi gidiyorum ben. Hadi kalk sen de. Telefonun nerede ya? Ne yapıyorsun sen? Esir aldım seni. İkinci bir emre kadar tutsağımsın. Bu ne şimdi? Jülide ile yemek yememe böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? Ne alakası var ya? Bana ne Jülide'den? Yani senin için alıyorsa ne ala yani? Hep beraber gördük başkasının kimliğiyle hastaneye kayıt yapan sahteci, niteliksiz dolandırıcı. Bana ne? O ayrı mesele, bu ayrı mesele. Ver şu anahtarı. Maalesef veremem. Alırım aileye. Olmaz, şimdi değil. Bak, alırım diyorum. Onu öyle oraya koyunca alamam mı sanıyorsun? O günler geride kaldı Yavuz Bey. Sinirleniyorum bak. Çıkar şunu. Yavuz! Jülide. Bravo. Bravo sana. Git saklan bir yere şuraya. Sen nereye saklan? Niye saklanıyorum? Burada olmanın bir anlamı yoktu ondan. Süheyla'nın hizmetçisinin benim evimde ne işi var? Ha? Anahtar. Bu kadının burada olmaması gerekiyordu. Burada işte. Burada. Ver şu anahtarı. Yavuz. Evde misin? Sakın ses çıkar. Tamam be. Selam. Ay tam hazırlandım, çıkıyordum ben şok. Öyle mi? Sebep? Aşk olsun ya. Yani Süheyla'dan duyuyorum hasta olduğunu. Hasta olmuşsun öyle mi? Aradım, açmadın da. Çok merak ettim seni.
Hasta olmuşum ben değil mi? Hastayım evet biraz. Hay Allah. Ne o? Ateşin de yok mu? Yani ben daha sıcağım şu anda öyle söyleyeyim. Neyse. Süheyla'nın hizmetçisi çorba getirmiş sana, içtin mi bari? Yok içmedim. Ha. İşte ben de böyle olunca ne yapacağımı bilemedim. Arıyorum, açmıyorsun, seni merak ediyorum. Yani mekana mı geçeyim yoksa gelip sana mı bakayım onu bilemedim. En istedim kendi gözlerimle göreyim seni. İyi yaptın. Ben aslında tam hazırlanıyordum, çıkacaktım. Sonra birden böyle hasta hissetmeye başladım. Olsun, neyse. Ben ilgilenirim seninle. Merak etme. Plan iptal o zaman. Yo, ben daha iyiyim şu anda. Yani... İstiyorsan sen arabaya doğru git, ben bir ilaç alayım, hemen çık gidelim buradan. Olur. Gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Hayatta bırakmam seni bu şekilde. Nereye gidiyorsun? Sen şimdi güzel güzel oturacaksın, çorbanı içeceksin. Hah, çorba da buradaymış. Yok, ben kendim hallederdim ya, zahmet etmeseydin. Hayır, olmaz. Sen gideceksin şimdi. Oturup keyfine bakacaksın. Ben hazırlayacağım, ellerimle içireceğim sana. Başka türlüsü içime sinmez. İşte böyle de bir kadınım ben. Hadi, geç otursa. Şuna bak ya, benim çorbamla yürüyor. Oh, kavanozun kapağını biz gevşetelim, başkası açsın. Ay, sen gerçekten çok kötü hasta olmuşsun. Şuna bak, nasıl kuru kuru öksürüyorsun. E hadi otur, otur. İşte bu da. Zahmet ettin ya. Ne zahmeti? Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hepsi bitecek. Yok yok, o kadarına gerek yok. Ben kendim içerim. Tamam ama hepsi bitecek, göreceğim. Tamam. Tamam. Oh. Oh, şifa olsun. Çıkayım. Uy. Yok, burada işimiz var daha ya. Plan iptal, ablama yatayım. Aa, o ne ya? Kimin telefonu? Oho, benim. Yedek telefon. Hep böyle yedeklerin var mı senin hayatta? Yani yarı yolda kalmayı sevmem. Ben de. Telefonun kılıfı da enteresanmış. Şaşırtıyorsun beni. Evet. Kendimi de şaşırtıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.